bildiğimiz bir husus vardı. Neydi? Muhabbet kuşları Hafız'ın divanından beyitler çekiyorlar ve buradaki insanlar oradan alıyor. Kendilerine, kendi hayatlarına bir mesaj oradan yakalamaya çalışıyorlar. Bu eski bir gelenek, fali hafız, hafız falı, bizim Osmanlılarca da çokça uygulanmış bir gelenek. Şöyle ki, mesela Fatih Sultan Mehmet bunu özellikle çok sık yapardı. Bunun adı tefeüldür. En çok hafızın divanıyla yapılmış, bazen Kur'an-ı Kerim'le yapılmış. Olay şudur, hafızın kitabını açtığınız zaman karşınıza çıkan ilk dikkat çekici paragraftan kendinize mesaj alıyorsunuz. Örneğin bir defasında Fatih Sultan Mehmet yanında şair Ahmet Paşa ile birlikte hafız divanını açıp yine bir fal bakmış, bir tefeül yapmış. Bunu şair Ahmet Paşa ile yapmayı çok seviyor. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in veziri ama çok iyi şiir bilen bir adam. Şöyle bir beyit çıkmış. Bakışlarıyla toprağı altına çevirenler bize de göz ucuyla bakmazlar mı? Fatih Sultan Mehmet'in çok hoşuna gitmiş. Yanı başında da şair Ahmet Paşa ona hemen nazire yapmış ve aynı vezinde, Farsça vezine uygun şekilde ne hacet, zaten senin bastığın yerin toprağını insanlar gözlerine sürme olarak çekerler. Fatih Sultan Mehmet'in bu o kadar hoşuna gider ki aynı ölçüyle karşılık vermesi, tanzir etmesi, nazire yapması şair Ahmet Paşa'yı ödüllendirir. Şair Ahmet Paşa'mız bu coğrafyada da, Herat'ta, Semerkant'ta, Şiraz'da adı duyulmuş büyük şairlerimizden bir tanesiydi. Sevgili arkadaşlar, şimdi hafızın türbesine yakından bakacağız ama şunu fark etmenizi rica ediyorum. Hafız büyük bir şair olmakla birlikte erken yaşlardan itibaren aldığı eğitimle de bir alim olmuş. Şöyle ki kendisi öncelikle Kur'an-ı Kerim'in hafızıdır. Hafız adı buradan gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'i farklı makamlarda okuyabilmektedir. Ve aynı zamanda ailesinden o dönemde ailesinin desteğiyle öylesine iyi eğitim almış ki o dönemde sadece üst kademe çocukların, iyi ailelerin çocuklarının aldığı eğitimde görülen Zemahşeri'nin El Keşşaf'ını büyük hocalardan okumuş. Adiyüddin İyici'nin meşhur bir Mevakıf diye eseri vardır. Kelam kitabıdır, çok değerlidir. Bu da kafa bir eser, onu da büyük hocalardan okumuş. Ve çocukluk yaşlarında aldığı bu iyi eğitim sayesinde aslında onun hafızlığı da büyük olmuş. Rivayet edilir ki babası küçük yaşta vefat edince bir fırında çalışmaya başlamış ailesinin iaşesini temin edebilmek için. Fakat fırında çalışmaya başlayınca o büyük üstadların rahli tedrisinde artık oturamaz olmuş. Fakat büyük bir alim olma yolunda ilerlerken yaşadığı bir olay onu bir şaire çevirmiş. Şu ki Şahine Bağat adı verilen bir güzel kadına aşık olmuş. Fakat bu kadın kendisinden büyük ve evli bir kadındır. Buna aşık olunca, ona ulaşamayınca hafız büyük şiirler yazmaya başlamış. Derler ki ilerleyen yaşlarında yazdığı şiirlerde o gençlik yaşlarında yaşadığı aşkın etkileri vardır. Ve daha sonra 1350'li yıllara kadar Şiraz bölgesinde hakim olan İncu Hanedanı'ndan Ebu İshak ismindeki önemli bir yönetici onu yanına alır. Hafız onun gözetimi altında çok rahat bir ortama kavuşur. Kendisine maaş da bağlanır. Şiraz'ın yöneticisidir bu İncu Hanedanı'ndan Ebu İshak İncu. Ki bugün Şahçera Türbesi'ne gittiğimizde orada da size bu Ebu İshak İncu'nun annesinin yaptırdığı Şahçera Türbesi'nden bahsedeceğiz. Dolayısıyla onun hamiliğinde hafız rindane şiirler yazmaya başlamış. Çünkü bu Ebu İshak İncu bir Müslüman hükümdar olmakla birlikte şarabı seviyor, işletmecilerini seviyor, eğlenceli vakit geçirmeyi seviyor ve etrafında şairleri toplamayı seviyor. İşte onun oluşturduğu o şiir ortamında, has bahçe ortamında bizim hafız da güzel şiirler yazmaya başlamış. Onun divanında övdüğü mesire alanlarından bir tanesi burasıdır. Zaten mezarının, hafızın mezarının burada seçilmesi de o divanında çokça övdüğü güzel bir mesirenin, eskiden hemen yan tarafımızdan bir nehir de akarmış, o zamanla kurumuş. Burada övgüyle anlattığı yer, onun daha sonra mezarı olarak da seçilmiş. Hafız-ı Şirazi'nin eserleri batıda arkadaşlar çok büyük yankı uyandırmış. Mesela biz hafızı bugün daha çok Türkiye'de bile
Göte'nin yazmış olduğu Doğu Batı Divanı sayesinde tanımışızdır. Yani bizim münevverlerimiz dahi hafızla direkt yüze gelmek yerine Göte'nin yazdıkları Doğu Batı Divanı ve benzeri eserleri sayesinde ona yakınlaşabilmektedir. 1940'lı yıllardan itibaren Hafız'ın eserleri Abdülbaki Gölpınarı tarafından Türkçe'ye de çevrilmiş olmakla birlikte Batı'da bizden daha önce kıymeti bilinmiştir. Mesela tarihiyle, Osmanlı tarihiyle tanıdığımız Von Hammer var ya, Hammer Batı'ya ilk bunun şiirlerini çeviren alimlerden biridir. Batı'da yankı uyandırmış. Bu yüzden Hegel'e bile arkadaşı Hafız'ın eserlerini tavsiye ediyor, veriyor ve Batı'da okunuyor Hafız-ı Şirazi'nin eserleri. Hafız'ın eserlerinin fal bakma yöntemi olarak kullanılmasının sebebi dilindeki çok anlamlılık. Hafız'ın şiirlerinde mesela şimdi burada Muhabbet Kuşları'na seçtireceğiz. Nazlı'dan yorumlamasını isteyeceğiz. Anlatımları çok alegorik, mecazi anlatımlar var. Dolayısıyla çok anlamlı, farklı yerlere çekilebiliyor. Böylelikle kendi hayatınıza mesajını yakalayabiliyorsunuz. Şimdi size çok güzel bir hikaye anlatayım. Timur gelmiş, burada Şiraz'ı işgal etmiş. Şiraz'ı işgal edince İncuva Hanedanı tabii o dönemde ortadan kalkmış vaziyette. Hafız-ı Şirazi de o dönemde vergiye tabi tutulanlardan biri olmuş. Yani Timur burayı ele geçince herkesi vergiye bağlamış. Vergiye bağlayınca Hafız Timur'un yanına gitmiş. Demiş ki, yahu demiş, ben zaten sultanın verdikleriyle geçinen bir adamdım. Ben bir ilim ve şiir adamıyım. Ben vergilerinizden muaf olsam olmaz mı demiş. Şimdi Nazlı'dan rica edeceğim, belki orijinali de bize okuyacak. Ve Timur o dönemde Hafız'ın şiirleri Herat, Semerkant o bölgelere kadar yayıldığı için sen demiş Hafız'a nasıl fakir olabilirsin ki, vergi vermezsin ki, şu şiir, şu beyit senin değil mi diyerekten Hafız'ın bir diğerini, Hafız'ın kendisine bir şiirini okumuş. O şiirde şu: o Şirazlı Türk'ün bir beni için eğer o beni gönlünde tutsak ederse bütün bir Semerkant ve Buhara'yı bağışlarım, bahşederim ona. Timur şöyle demiş, sen demiş benim güzel şehrim Semerkant'ı ve bir o kadar güzel ilim irfan diyarı Buhara'yı bir Türk güzeline bile bağışlayabiliyorsun. Nerede bunun fakirliği? Yani fakir sen bununla nasıl bağışlayabiliyorsun? Bunun üzerine Hafız da şöyle demiş, zaten güzellere bu kadar cömert olduğum için fakir kaldım. Dolayısıyla Timur'a bu hoş sohbeti zamanla vergi vermemesini sağlamış. Timur onun hoş sohbetinden hoşlanınca onu vergiden muaf tutmuş. Nazlı onun parçasını biliyor musun? O Şirazlı. Onu Nazlı'dan. Bir daha oku lütfen. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. Evet. Şirazlı Türk diyor. Burada arkadaşlar Şiraz yakınlarında Kaşkay Türkleri yaşıyor. Yani Türklerin özellikle Selçuk Bey'den itibaren kuzeyden güneye indikleri dönemde Türkler bu bölgede İran coğrafyasında yayılıyorlar. Kaşkay Türkleri de Şiraz ve civarında bulunmuşlar. Güzellikleriyle meşhurmuşlar. Bu Kaşkay Türkleri bugün de hala çok güzel bulunur, beğenilirler. İşte Hafız onlardan birine övgü yapıyor. Semerkant'ı, Buhara'yı bağışlayıveriyor. Evet, bir de Yahya Kemal'in güzel bir şiirini burada okuyacağız. Onu mezarının başında okuyalım. Buyurun.